İkinci aşamada ilerideki pistonu geri çekmem gerekiyor. Buradan su girecek. Burada check valve var. Tek yönlü. Yani buradan su girer ama basınç dışarı çıkmaz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz. 1750'li yıllarda sanayi devriminin başlamasına neden olan James Watt'ın üretmiş olduğu buhar motorunun bir prototipini sizlere hazırladım. Buradaki en önemli konu bu malzemeler tamamen evde herkesin ulaşabileceği malzemelerden yapılan bir buhar motoru olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir el feneri. Burada ise bir musluğun iç mekanizmasından oluşturduğum piston. Burada ise radyo antenlerinin bakır borularından oluşturmuş olduğum yine senkronizasyonu, yani buharın yönünü belirleyen çift yollu bir mekanizma. Ve burada ise volon ağırlık tekeri, eski CD çalarlardan sökmüş olduğum bir ray sistemi. Bu ray sistemini bu kısımda kullandım. Ve bazı vidalardan yararlandım. Öncelikle bu şemalar olmadan buradaki malzemenin ne olduğunu anlamamız imkansız arkadaşlar. Önemli olan buradaki malzemeyi, yani bu senkronize çalışan çip yollu sistemi sizlere anlatmam gerekiyor öncelikle. Bunun için ise size kendi çizimlerimi hazırladım. Burada önemli olan konu bu malzemenin nasıl çalıştığını anlamakta yatıyor. Burası benim buhar kazanım. Bakın şu şekilde eski bir tüpten buhar kazanı yaptık. Parfüm kutusu olabilir. Burası benim buhar kazanım. Buhar basınç oluşturuyor. Buradan gelen buhar ilk önce benim buradaki malzememe ulaşıyor arkadaşlar. Evet, bunun içerisinde küçük bir piston, yani burada küçük bir piston olduğunu ilk önce anlamamız gerekiyor. Bu piston neyi sağlıyor? Buradaki piston şu şekilde benim güç pistonuma verilen basınçlı gazın senkronizasyonunu sağlıyor. Birazdan zaten göreceksiniz ama buradaki şema üzerinde bunu size anlatmam gerekiyor. Çünkü karmaşık bir sistem diyebilirim. Piston şu anda ileride, birinci aşamam. Basınçlı gaz buradan geliyor. Bu tüpün içerisinde iki adet piston var. Bunlardan bir tanesi şu kısımda, biri ise bu kısımda. Bunlar tabii ki sızdırmaz olmak zorunda. Gelen basınçlı gaz piston öndeyken buradan geçemiyor. Yani şuradan geliyor, burada kalıyor arkadaşlar. Şu kısımda şu anda. Buradan geçemiyor. Ne yapıyor? İkinci yol olarak geliyor. Şu yolu izleyerek
buradan, burada bir pistonum var. Bu piston aynı zamanda buradaki egzoz çıkışını kapatıyor. Gelen basınçlı gaz buradan geliyor ve güç pistonunu geri itiyor. Güç pistonumuz ise bu arkadaşlar. Siz alternatif piston oluşturabilirsiniz. Ben bunu buldum, bununla oluşturdum. Artık size kalmış gerisi. Evet. Benim pistonum şu iki delik arasında hareket etmek zorunda. Yani şu şekilde. Pistonların konumunu da hemen şu şekilde hizalayalım. Evet, buradaki basınçlı hava buradan geliyor. Şu yolu izleyerek, şu kısımdan girerek basınçlı hava şu şekilde pistonumu ileri itiyor. İleri iterken tabii ki bunun içerisinde de hava var ve bu kısımlar sızdırmaz. Ne yapıyor? Hava şu kısmı izleyerek buradaki egzozdan dışarı çıkıyor. Geliyor. Pistonumuzu itti. Şu kısımda kalan hava buradan geliyor. Egzozdan dışarı çıkıyor. Buradan geliyor. Bakın benim buradaki pistonum şu anda şu kısmı kapattı. Yani buradan geri basınç gitmesini engelliyor. Şu anda geldi. Buradan geçemiyor diğer tarafa. Çünkü burada bir piston var. Buradan geliyor. Buradan çıkıyor. Yani şu kısımdan çıkıyor. Birinci aşamamız bu. İkinci aşamada ilerideki pistonu geri çekmem gerekiyor. Bu sefer bunu itiyoruz geriye. Bakın buradaki iki küçük piston yeni konumlandı. Buradaki basınçlı gaz geldi. Buradan geçemiyor çünkü burada bir piston var. Ne yapıyor? Şu yolu izliyor. Buradan geliyor. Pistonumu geri itiyor. Geri itilen pistonun arka tarafındaki gaz yani soğumuş buhar bu yolu izleyerek buradaki pistonun şu kısma geçmesini engellediği için ne yapıyor? Egzozdan dışarı çıkıyor. Yani şu kısımdan. Bu projeyi yapmak isteyen arkadaşlar buradaki çizimleri dikkate alırlarsa kendi motorlarını yapabilirler. Zaten birazdan uygulamalı bir şekilde motorun çalıştığını göreceğiz. Evet, bu aşamada küçük kompresörden yararlanacağım. Pistonun nasıl çalıştığını ilk önce görmemiz gerekiyor. Eğer biz senkronize bir şekilde pistona verilen güç, pistonuna verilen gücü kontrol edebilirsek, yani tek yoldan bunu beslemiş oluruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde buna verelim buradaki havayı. Eğer biz şu hareketi yaparsak hava sol ve sağdan geçecek. Bakın şu anda buradan geçiyor. Evet. Şu anda burada bir şey gözükmüyor. Evet, şu anda burada. İsterseniz bunu suda test edelim. Burada belli olmuyor arkadaşlar. Bakın egzoz giriş, sol giriş, sağ giriş. Şu anda şu kısımdan çıkıyor. Evet, sol kısımdan çıkış var. Bakın sol sağ.
Evet, buradaki ısıtma tankı birkaç yerinden delindi. Buna alternatif farklı çelik bir tank buldum arkadaşlar. Bu da bizim kahve makinelerinin içerisindeki çelik tank. Birkaç tane çıkışı vardı. Bunları bu şekilde kapattım. İki adet çıkış kaldı. Üst çıkış ve buradan da su giriş çıkışı. Şimdi bu tankı kullanacağım. Yalnız burada vana yapmamız gerekiyor. Vanayı da şu şekilde yapacağım. İki adet bakır çubuk. Bunlardan bir tanesini deldim. Buradaki vidayı vana olarak kullanacağım. Bakın şu şekilde. Borularımın şeklini dizayn ettim. Evet, son olarak kazanı da oluşturduk. Buradan su girecek. Burada check valve var. Tek yönlü. Yani buradan su girer ama basınç dışarı çıkmaz arkadaşlar. Buradan da sisteme gazı vereceğiz. Yani ısınan buharı vereceğiz. Şu şekilde hava kaçırmayacak şekilde montajlamanız gerekiyor. Şu kısımdan yarıya kadar su dolduracağız. Çalıştırmadan önce tabii pistonları biraz yağlamamız gerekiyor. Eski filmlerden hatırladığınız gibi lokomotif yani buharlı trenler çalışmadan önce pompacı tüm pistonları yağlar, sonra yoluna devam ederdi. Biz de aynını yapacağız. Arkadaşlar, buradaki bulmuş olduğum tüp aynı zamanda içerisinde rezistans olan elektrikli de ısınabilen bir tüp. Ama ben bu aşamada alkol yakacağım içeride. Evet. Evet, şuradan çıkan buharı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, egzozdan buhar çıkışı başladı. Evet. Evet, suyu fazla doldurmuşuz. Sanki su çıkışı var. Evet. Bu şekilde durursa harika olacak. Evet, şu anda elektrik akımını kestim. Su yeterince ısındı. Ve sadece buradan gelen ısıyla çalıştırıyoruz. Evet, basınç düştü tekrar. Önemli olan buradaki yanma odasını iyi planlamak. Yani yanma odasına biraz daha fazla alev verilebilir. Fazla alev verdiğimiz zaman daha düzgün çalışacaktır. Hatta yanma odasının vanasını kapatalım. Biraz içeride basınç biriksin. Yeterli basınç birikmiştir. Evet, gördüğünüz gibi tamamen yanma odasıyla alakalı arkadaşlar. Yeterli basınç biriktiği anda motorumuz çalışmaya başlıyor.
Sanırım gözüküyor şu anda siyah zeminde. Daha stabil çalışmaya başladı. Süper. Buradan yavaşlatabiliriz. Evet, James Watt'ın 1750'li yıllarda sanayi devriminin başlamasına neden olan buhar motorunun yapımı bu şekilde arkadaşlar. İnanın çok fazla mesai harcadım buna ama sonuçta tüm emeklerimize değdi diyebilirim. Bu tarz projelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki bana destek olmak adına kanalımın katıl butonu ve süper teşekkür butonu aracılığıyla bana desteklerinizi iletebilirsiniz. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.